Teenage Mutant Ninja Turtle. Ninja Turtle. O bizden bir işler. Ninja Kaplan'ın ilk arcade oyununu oynayacağım. Bizde 4 kişi beraber. Yani 4 kişinin kontroller ayarlarını tek kişiye getirdim. Yani aynı ayarlarını aynı yaptım. Gerçi bir kenarca Rafael böyle hani yumruk ya böyle şey böyle silah savururken Leonardo da donatoya doğru sıçrıyor olacak ya da diğerleri işte vuruyorken işte Rafael bir kenarca sıçrıyor olacak. Yani kontrolü yani tuşları şeylerini öyle ayarladım. Leader of the Boys Series. Ya biz arcade salonunda bayılırdık bu oyunu. Böyle yakınlarda Piramit diye bir arcade salonu vardı. Ya 4 kişilik oynanan oyunu gördüğümüzde yani aklımız gitmişti. İşte şimdi hepsine şey diyorum. Yangın. Sıkı tutun April diyor Splinter. Bu yeni arcade versiyonlarda bu kısım çıkarılmış oluyor müziğin copyright'ından dolayı genellikle. Kendi şey düşüyor yere. Binasındayız şu an. Herhalde arcade oyun yani arcade salonlarına yeni bir soluk getirmişti bu. Beat'em up tarzı. Zaten Konami yani ekmeğinin serinin her şeydi sonra. Bartosunu duyduk. Rocksteady gelecek. Son doğumlu seyden kaplumbağalar diyor. Biz geldik Bebop'u hiç geçemezdik. Tekmesi çok kuvvetli olurdu. Bir tekme atıp adamları şey derdi. Oh.
Gelin. Shredder geliyor, Emre kaçırıyor. Böyle kişi sayısına göre aslında bu görsel oluyor böyle. Hani mesela sadece Rafael'in avantajı olmadığını falan gösteriyordu. Tüm ışıkları kapattı demeleri çok süper. Realizasyonu düşünecek. Ne bu işte? Böyle şeyleri, direkleri vurup böyle parçalamayı. Uçurmayı yani. Ya da bu şey yangın şeyi deniyor. Ne deniyor ona? Onu böyle kırıp da böyle su çıkartmayı çok seviyorum. Yani şu şeydeki işte yangın iskesi mi deniyordu ona? Ne deniyor ona? Kod. Normalde sadece bir tane, işte mor renkte Foot Soldier var çizgi filmde. Kıza vurunca böyle aaa yapıyor. Kalkan evinden. Ya işte bu oyunda böyle sarı renkli, beyaz renkli yani. Böyle yaptığı harekete göre Foot Soldier'lar var. Ya biz bu oyunu böyle Commodore 64 versiyonunu almıştık ama çalışmamıştı bir türlü. İşte bu NES için çıkan versiyonu, yani bu oyunda uyarlanan versiyonu şey Commodore 64 çıkmıştı. Zaten ilk NES versiyonunu bilirsiniz, hani hiç sevinmemişti, çok zordu. Sanki içe kapmalarla ilgili bir şey değilmiş gibiydi. Onu Commodore 64 versiyonu hep biz oynardık. Onu da oynayacağım gerçi de sırf yani oynamak olsun diye. Şu şeyden... Daha sonra PC versiyonu da vardı bizde. Bunda ama tabii yani çok şey port değildi. O bir kişi oynanıyordu sadece. Ama gerçi iki karakteri birden yönetebilirdik. Yönetebiliyorduk onda da. Şimdi bir bak gelecek. Geldi. Kabuk beyinlerle öldürüyoruz siz diyor. Ben gerçi bir baktılar aksiyeyi sevmezdim hani çok böyle gerizekalı davrandıkları için. Zaten 2003 senelisinde yoktu bir baktılar aksiyede. Çizgi filmi özel karakterlerdi. İlk çizgi film serisine yani. Ama herhalde oyuncu en çok istenen karakterden biri bir baktı. Bir şaka bu olan şeydi.
Hepsi düşüyor işte. Burada da Baxter Stockman insan haline geliyor olacaktı. Sinek haline değil de. Niye insan haline geliyordu burada? Hep merak etmiş. Herhalde daha sinek haline çıkmamış mıydı çizgimde neydi? Baydın'ımı siz de fark ediyorsunuz. Beat'em up veya beat'em up gibi. Turtles in Time'ı da oynayacağım gerçi. Bu hani yine ikinci arcade oyun devamı olarak. Bu şey, Shredder'ın zaman tuzağına düştükleri. Şimdi... Baxter Stockman abi geldi. Normalde bu elemanın zenci olması gerekiyor ama ırkçılık olmasın diye beyaz yapmışlar bu çizgi filmde. Shredder ona dayanırken ırkçı görünmesin diye. O yendik mi? Olay oldu be. Gelin ve görün gündüzü diyor. April'ın kaçırılması da sanki yani böyle kanunda yazılı gibi. Bu arada Shredder's Revenge oyunundan sonra böyle mesela 6 kişi oynamak istiyorum böyle arkadaşlarımla beraber ama. Yani silahlı olanlar oluyor. Beyazlar da kılıçlı olanlar. Efendi olanlar da böyle balta gibi şey taşıyanlardı. Hadi be. Şunları çok 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 çok. Çok.
Çat. Yani şimdi bir atlar aksini bir arada gelecek. Gelin lan. Acaba Ebru hangisini öpecek şimdi? En çok... Neye göre öpüyor gerçi? Mikelangelo'yu öptü. En çok Mikelangelo'ydu mu? Şey ettik, ne oldu? Puan aldık. Öyleymiş, evet. Ya en kim en çok askeri öldürdüyse kutsu olacaklar ya da onu öpüyor Ebru. Güzel düşünülmüş bir şey aslında. Bunlar sadece ilk bölümlerinde olan şeylerdi. Evet, vardı. Lan ne oluyor be? Hayvanlar. Thank you.
Kaykay'ı dedim. Bir kaykay'ı dedim, hatırlıyorum. Onduymuş demek. Ya ilk arcade oyunu için yani gerçekten çok çok başarılıymış ha. Animasyon olsun, her şey var oyunun yani. Hatta dövüş oyunu da daha sonra oynayacağım. Hem böyle Genesis hem Super Nintendo versiyonunu falan. Gerçi zor oyunlardı onlar da. İçeri alıyor. Splinter'ı Snake kaçırıyorlar. Gelebilir mi lan Splinter'ı Snake? Bir sonraki bölümde işte tekrar duruma şey edeceğiz.
Bu da taş askerlerinden biriydi. Dördüncü bölümde olan sadece taş askeriydi bu. Hatta fikrini de tanıtmıştım genel track'la beraber. Thank you, my turtle. Teşekkür ederim kaplumbağalarına. İşte şurada. Tek kontrolüm. Zaten bulduğumuz ya tek kontrolüm. Tek kontrolüm bulmamız gerekiyor diyor. Oh. Aslında mesela tekno durumun dışından da bir bölüm olabilirmiş. Tekno duruma girerken. Sırak taşıyanlar da geldi. Ya şimdi var bir tane ama... Thank you.
fazla karakter olunca ekranda oyun yavaşladı. Ya kapıya dokunmadı bir ama daha da çarpacak. Hiç böyle öldüğünü görmedik ki yani sen gerçek. Thank you.
söylüyor. Bakalım nasıl olur bir şey söylüyor. Lan yine kaplumbağaları dönüşüm. Böyle bir şey yapılır mıydı ya? 6 tane kaç tane şişelerdi bana? Oluk oluk canımı götürüyor. Kaplumbağaya dönüştürüp beni. Çoğalıyor ya, şerefsiz. Ay yeter, hadi geberel. Buna patlayacak. Eleman niye buraya patlayacak? O da ayrı kodu. Epilog. Footları mahsurlar işte şeydi benim. Tekno drone patlattık. Kaptım var gücüme. Şimdi kaynağı ne oldu? İşte kızardılar mı yoksa milkshake'e mi şey ettiler, buharlaştılar yoksa eksilecekse mi şey ettiler işte kim hiçbirimiz yatağımızda yani kabuğumuzda rahat uyuyamazmışız bunu bilmeden. İşte son söz diye geçiyor epilog diye. Character design. Here's the dog. En son şeridir onu bırakıp gidiyoruz diye merak ediyoruz ki ne olduğunu. Ne diye götürmedik ki beraberinde.
adet yerini bulsun diye sırf bunu yapıyorum ben de. E peki niye Donatello'ya şey etmiyoruz? Ölmüş müydü ki o? Allah Allah. Donatello ölmüş demek. Ühü. Neyse o bizden bir işler. Sonraki Kaplumbağa videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Turtle Power'cılar, bizden biriciler.